Normalde bugün e, kimsenin bilmediği bol sıfırlı bir altcoin sepeti paylaşacaktım. Ama dostlar e, ben bir şey fark ettim Telegram grubunda. Ben bu soruyu sorduğumda herkes bana şu soruyu sordu. Hocam altcoin sepetini boş verin de şu anda kripto para alınır mı diye soru geldi arkadaşlar. E, ben de bunun üzerine dedim ki tamam madem böyle bir soru sordunuz bunun videosunu bir çekelim. Videonun sonunda da bir altcoin sepeti paylaşabilirsek paylaşalım dedim. Yani bugün hem şu anda kripto para alınır mı onunla ilgili bir analiz yapacağız. Hem de eğer uygun olursa videonun sonunda bir bol sıfırlı altcoin sepeti bırakacağım dostlarım. Hala kanala abone değilsen kanala abone olup bildirimleri açarsan beni mutlu edersin. Ve videoya bir like bırakarak da bizleri destekleyebilirsin. Unutma açıklama kısmı Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzun linkine tıklayarak gruba gelebilirsin. Ya yani grupta 9000 tane mükemmel insanlarız abi. Mak seni bekliyorum ve şunu sana söylüyorum. Şu an katıl üyeliği almanı istemiyorum. En azından bir hafta beklet. Bir hafta sonra katıl üyeliği alıp kaldıraç işlem grubumuza gelebilirsin güzel kardeşim. Ama şu anda almayı düşünüyorsan şu anda alma. Çünkü ben evleneceğim arkadaşlar. Bu hafta düğünüm var. Yani boş etmesini istemiyorum aldığınız paketin. Haberin olsun. Hadi o zaman başlayalım. Haberin olsun. Hadi başlayalım. Şu an karşında Bitcoin'in grafik analizi bulunmakta arkadaşlar. İlk başta birazcık grafik analizi üzerinden konuşmak istiyorum. Daha sonra normal bir şekilde çerçeveyi büyüteceğim arkadaşlar. Şu anda karşında Bitcoin bulunmakta. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun bir zamandan beridir yatay direnç üzerinde beklemekteyiz. Ve bu yatay direnç üzerinde kendisini neredeyse koruma adabına geçti. Hatırlıyorsanız bundan yani çok uzun değil arkadaşlar. Geçen yıl Temmuz ayları... Hem bu ne oldu arkadaşlar? Yatay bir şekilde buralarda bayağı bir süründü hatırlıyorsanız. Yani 40 bin ile işte efendime söyleyeyim 28 bin arasında bayağı bir süründü. Ha, size şunu söylüyorum arkadaşlar. Burada bir üçgen formasyonu bulunmakta. Birazdan üçgen formasyonu da göstereceğim. Bu üçgen formasyona göre yakın bir zamanda 34 bin 35 binleri görme ihtimalimiz var zaten. Ben de zaten bunun üzerine bir long işlemi açtım arkadaşlar. soplu bir şekilde. Ee, yine e, hatırlıyorsanız yine bu şekilde yükseldi önce yine aynı şekilde bu 28 binlerde bir Sürünme oldu arkadaşlar bir ayı dönemine girdik şu olduk bu olduk olayları oldu dostlarım burada yine aynı şekilde fark ettiyseniz dostlar bakın tam da burada bir sürünme edasıyla birkaç günden beridir yani duruyoruz ama düşüş trendi orada olduğu gibi devam ediyor yani aslında buradaki fark ne biliyor musunuz arkadaşlar burada belli bir düşüş trendi ve belli bir yükseliş trendi yok ama burada bir koordinasyon var yine aynı şekilde burada bir düşüş trendi oluşmuş bak düşüş trendi oluşmuş sonra kendisini yukarı pamplamış. Ama burada öyle bir sıkıntı var ki abi öyle bir sıkıntı var ki baştan aşağılar düşüş trendi. Hani hiçbir şekilde bu trend kırılımına uygun bir hareket göremiyorum ben burada. Burada beni tek korkutan nokta bu oluyor. Bu düşüş trendi buralara devam edebilme ihtimali var. Edebilme ihtimali var. Niye derseniz arkadaşlar yolu 19.000'e kadar gider. 19000'e kadar bu düşüş, düşüş treni devam edebilir. Yani etmez diye bir cümle kullanan ben bir sürü youtuber görüyorum. Sanki anasını satayım. Buradan bir çizgi çekince hani sonra diyorlar ki şu olacak diyorlar yani. Şöyle bir şey çıkacak böyle diyorlar. Ya sanki bunu yapınca bu buraya çıkacak. Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Hani şu anda her şey trendten gider. Her şey trend yönünde hareket eder. Yani trend olmazsa bir şey o yönde hareket etmez. Şu an trende baktığımızda düşüş trendi çok nadir bir şekilde yani çok güzel bir şekilde devam ediyor. Hani bu düşüş trendinin en kötü ihtimalle biliyorsunuz ki kırmızı fobaya kadar gelmesi lazım. Ve bizim en kötü en en kötü kırmızımız burada. En kötü kırmızımız burada bitiyor. 19 bin lira kadar bu kripto para gelebilir. Gelebilir arkadaşlar. Gelmez demeyin. Çünkü niye? Baktığımız takdirde bu düşüş trendi düzen, düzenli bir şey devam ediyor. Bak burada aynı formasyonu vermiş. Gördün mü? Bak buradaki formasyon aynısı burada var arkadaşlar. Bak burada doji bırakmış. Bu gene aynı şekilde doji bırakmaya çalışıyor. Dojilerde bırakırsa aşağı yönlü hareket eder. En az 3 mum aşağı gider arkadaşlar. Bak dojiyi bırakıyor. 3 mum aşağı gidiyor. Sonra bir doji daha bırakıyor. 3 mum geri aşağı gidebilir. Tabi burada doji bırakmamış. Burada kırmızı çekiş bırakmış ama. Ya burada her türlü bir bir yeşil nokta gelecek zaten arkadaşlar. Bir geri çekilme olma ihtimali yüksek olacak. O da benim beklediğim 34 binlerde. Ya yani tahminen ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunların hepsini bir çıkartayım şuradan. Ha, yani tahminen ben şöyle bir şey düşünüyorum nasıl Hani e, bazı arkadaşlarımız yok teknik analiz yok şu bu diyor ya arkadaşlar. Şimdi teknik analiz falan boş verin. Hani onu söylüyorum. Bir e, kripto para bir altın olsun herhangi bir yatırım aracı olsun her zaman trende ayak Her zaman trendten gider. Asla olay var teknik analiz değil. Biz buraya çizgi çekiyoruz. Bu çizgi bizim neyi tahmin yürütme yerimiz. Ama asıl önemli olan şu. Trend arkadaşlar. Şu anki trend düşüş trendi ve düşüş trendi bayağı bir devam ediyor. Ha bırakılan mumlarda bazen doji var ama dojiler kırmızı dojiler arkadaşlar. Kırmızı dojiler ve kırmızı çekişler bırakılıyor. Kırmızı çekiş olduğu zaman minimum bir tane kırmızı mum açar. Kırmızı doji açılında minimum 3 tane kırmızı mum açıyor arkadaşlar. Genelliği bu yani bunun. Arkasından ben 4 saatlikte burada bir üçgen formasyonu görüyorum arkadaşlar. Üçgen formasyonu artık yavaş yavaş ben burada bir e, ayaklanma olacağını düşünüyorum. Yani burada yavaş yavaş bir yukarı sıçrama olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben en kötü ihtimalle bir 34.000'leri 34 binleri görmesini bekliyorum arkadaşlar. Ben en kötü ihtimal görmesini bekliyorum. Hani düşüş formasyonu olsa bile yani bu düşüş devam etse bile hani bir, bir ihtimalle 34 bine kadar bir yükseliş sergiler gibi düşünüyorum. Ondan sonra buradan bir aşağı yönü bir e, düşüş olabilir arkadaşlar. Çünkü daha önce de böyle bir e, olay yaşandı. Daha önce de böyle bir olay yaşandı arkadaşlar. Grafiğin eskilerine bakarsak, eskileri yorumlarsak daha önce de böyle bir e, olay yaşandı. Ne oldu? Buralarda fazla süründü ve sonra arkasında 34, 36 bine çıktı. 36 binden de en baştan 32 düşüp orada bir koordinasyon yaptı arkadaşlar kendisine. Aynı mantık burada olma ihtimali de var. Hani... Buradan yukarı yönlü hareket edip 34 bir geri çekilme olma ihtimali de var yani arkadaşlar. O ihtimal gözü alarak zaten stoplu bir şekilde işlem açtık biz stomuz daha duruyor. Herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Bizim tek sıkıntımız şu. Bu düşüş trendinde e, maalesef bu, bu mumun şu yatay direnci, yatay direnci kırmasıydı. Bu gerçekten çok kötü bir durum arkadaşlar. Bu direncin kırılması hiç iyi olmadı zaten. E, bu direncin kırılması aşağı yönlü bir grafiğin olma ihtimali çok çok yükseltti ki zaten ben de bu yüzden diyorum. Düşüş trendi var arkadaşlar. Buraya kadar gelen bir kripto para. Hani en baştan bu kripto para buraya kadar gelebilir ve burada bir e, kamp kurabilir kendine. Ay dönemi burada başlayabilir demeye çalışıyorum sizlere. Bu yüzden bütün paranızda alım yapmayın. Şu anda kripto para alınır mı? Evet şimdi o muhabbete gelmek istiyorum arkadaşlar ben. Şimdi dostlarım. Unutmayın ki her kanlı gecenin sabahında bir zafer olur. Ve biz şu anda kanlı bir gecenin içerisindeyiz. Ve bu kanlı gece belki bir ay sürecek belki iki hafta sürecek. Ama Bitcoin uzun zaman beklediğimiz bir noktaya geldi zaten. Sizin %100 paranız varsa bunun %50'siyle şu anda kripto para alabilirsiniz. Ama geri kalan %50'yi bence saklamalısınız. Nakitte bırakmalısınız. Bu kalan %50'yi de Bitcoin'in olası bir düşüşüne ihtimalle saklayıp o olası düşüşte geldiği noktadan bir da yapabilirsiniz. O zaman ne olacaktır? Abi sen dipten alım yapacaksın. Dipten alım yaptığın için de bu sadece Bitcoin için değil ha. Ethereum, Bitcoin, Avax, Mana, ve Atom, AP coin, Azera coin. İşte aklına hangi kripto para geliyorsa. Hangisine yatırım yapıyorsan. Bu sana kalmış bir şey. Yani dibin de dibi var arkadaşlar. Şu an biz Bitcoin'in e dipteyiz. Ama Bitcoin'in dibinde dibi gelme ihtimali var. 25 binden baştan gelme ihtimali var. Ben 26 binden de alım yaptım arkadaşlar bu arada. 26 binden de alımlarım var benim. Ama bazı arkadaşlarımızın da alımları olmuştur. Muhakkak olmuştur yani. Alım muhakkak yapmışsınızdır zaten. Ama şunu söylüyorum. Şu anda kripto para almayacaksan ne zaman alacaksın? Ben şu aradan bıktım arkadaşlar. Bitcoin 60 bin lira çıktığında herkes deli gibi bitcoin alıyor. Bitcoin 30 bin lira geldiğinde kimse bitcoin almıyor. Arkadaşlar bu tam tersi olmalısı lazım. Senin 60 bin lira bitcoinini satman lazım. 30 bin lira bitcoin alman lazım. Bu çok saçma geliyor bana. Yani aşırı saçma geliyor bana. Senin dipten alım yapman lazım. Tepeden değil. Ben bakıyorum adam 60 bin lirayken 64 bin lirayken alım yapıyor. Ama Bitcoin 30 bin geri çekiliyor. Korkuyu satın alın arkadaşlar. Korkuyu burada satın almanız gerekiyor. Olayın asıl mantığı bu zaten. Buradan para kazanıyorsunuz arkadaşlar. 60 binlerde kripto para olarak neyi kazanacaksın sen? Nasıl bir şey kazanmayı düşünüyorsun ki? Ya anlamıyorum o yüzden. Ha dersen ben kesinciyim hocam. Ben netçiyim. Eğer adam akıllı ben alacağım zaman yükseceğini düşeceksem o zaman alırım. O zaman nasıl alacaksın biliyor musun? Bitcoin 42 bin gelmeden alım yapmayacaksın. Bitcoin 42 binlere gelirse o zaman spot alım yapabilirsin. Eğer %100'cüysen %100 %100'cüsen yani böyle kesinciysen, net para kazanmak istiyorsan 42.000'i bekleyeceksin. Ondan sonra bir yükseliş olma ihtimali çok çok fazla çünkü. %52 ihtimali daha fazla. Haberin olsun. Yani mantık bu arkadaşlar. Şimdi ben normalde bu bu yayında bu e, videoda bir altcoin sepeti bırakacaktım ama süremiz yetmedi arkadaşlar. 8 dakikaydı doluduk da çünkü. E büyük bir ihtimalle yarın paylaşırım arkadaşlar onu. Çok güzel altcoin sepeti yaptım. Bol sıfırlı böyle arkadaşlar. Yani pump yaptığı takdirde yüzde %1000 yüksecek kripto paralar bile var arkadaşlar. Cidden var yani yükselebilir. Bir anda görebilirsiniz. Hiç anlamazsınız yani. E Shiba gibi hani bir anda kazandıran bitcoin gibi bir anda kazandıran coinlerden buldum ben biraz. Onların altcoin sepetlerini yaptım. Hatta burada hazır yani göstereyim ben şöyle. İsimlerini isimlerini söylemek istemiyorum. Bak burada yatırım yapılacak altcoin sepetleri yazıyor. Aman kapat. Kapat kapat. Kimse görmesin. Bunlar sürpriz olacak arkadaşlar sizlere. Telefon çalıyor. Şimdi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Unutmayın biz bu yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Tamamen sorumluluk size ait arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Herkese iyi günler. Herkese kolay kazançlar. Bay bay arkadaşlar.